Evet hocam, sanayi Arena'da günün ikinci karşılaşması U14 gençlerde Bandırma Spor 2, Gönen Spor 1, yorum alalım. Şimdi baştan sona Bandırma Spor'un kontrolünde geçen bir karşılaşmaydı. Bandırma Spor daha organizeli gözüktü. Gönen Belediye çok kötü bir günündeydi. Bunda da Bandırma Spor'un çok akılcı oynaması yatıyordu. Özellikle Melih defansı çok iyi yönetti. Bence maçın gizli kahramanı Melih'ti. Orta sahada 17 numara Burak ikinci yarı oyundan alındı. Bu alınma kötü oynadığı için değil. O hoca takımın fizik gücünü arttırma düşüncesiyle rüzgar üstüne geçmişti. Burak oyundan aldı. Doğru bir hamleydi. Bunun dışında Bilal çok gizli işler yapmaya, gizli derken rakibi çok rahatsız etti. Çok akılcı hareketler yaptı. Koridorlar açtı. İsmet birkaç pozisyonda vardı. Bandırma Spor kaleci özellikle ilk 10 dakikada aldığı iki tane %100 pozisyonla maça imzasını atmayı başardı. Gönen Belediye'yi tanıyamadım. Berkay 11 numara, 9 numara fizik yönü çok iyi olmasına rağmen fazla dikkatimi çekmediler. Şimdi yeni statüyü bilmiyorum. Statü ikili avaraja göre Bandırma Spor şampiyon oluyor ama belki bölgenin önceden almış olduğu kararla bu iki takım bir daha maç yaptırabilir. Ben Bandırma Spor'u kutluyorum. Bunun yanında Bandırma Spor'u kenar yönetimlerin biraz daha sakin olup çocuklara daha rahat oynamasına imkan vermeleri gerekir. Çok ses baskısı var. Çocuk bildiğini de yapamıyor. Biraz daha kontrol olurlarsa Bandırma Spor için çok daha avantajlı olur. Bandırma Spor Balıkesir'e giderse bir şansı daha var. Çünkü kocaları Balıkesir'den gelme. Balıkesir'i tanıyor. Bakalım Bandırma Spor Balıkesir'de veya Gören Belediye Balıkesir'de neler yapacak. Bekleyip göreceğiz.